Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yumurtanın sarısını akına ayırmadan kabaran yumuşacık bir pandispanya yapacağız. Evet hemen tarifimize geçelim. 22-23 santimlik bir kalıp için 5 yumurta kullanacağız. Yumurtalarımızı kırdıktan sonra üzerine 1-2 piske tuz atıyoruz. Ve düşük devirde çırpmaya başlıyoruz. Daha sonra biraz hızlandırıp 1 su bardağı şekerimizi azar azar ilave ediyoruz. Daha sonra en yüksek devire alıp çırpmaya devam ediyoruz. Yarım çay bardağı ılık suyu da azar azar ekleyerek çırpma işlemimizi sürdürüyoruz. Makinemiz çırpma işlemini gerçekleştirirken biz bir kaba yarım su bardağı mısır nişastası, bir paket şekerli vanilin, bir paket hamur kabartma tozu, 1 su bardağından 2 parmak eksik un ve kalan kısma 2 yemek kaşığı dolusu kakao koyalım ve çırpma teli ile karıştıralım. Evet arkadaşlar her 5 dakikada bir makinemizi dinlendirelim. İlk 5 dakikada bu hale geldi. Şimdi ikinci 5 dakikaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ikinci 5 dakikanın sonunda böyle krema gibi bir kıvamma geldi. Üçüncü 5 dakikadan sonra iyice katılaştı. 20 dakikanın sonunda artık istediğimiz kıvamda Böyle üst üste geldiğinde hemen eriyip gitmiyor, şeklini koruyor. Şimdi kuru malzemeleri eleyerek toplam 4 seferde ekleyip spatula yardımı ile aşağıdan yukarıya olacak şekilde yavaşça söndürmeden karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar ben hızlı çekimde gösteriyorum. Son kısmı aslında gerçek karıştırmazım. Çok hızlı yaparsak söner. Alttan üstü olacak şekilde tüm kuru malzeme karışana kadar devam edin. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra sadece altına yağlı kağıt serdiğimiz kalıbımıza harcımızı boşaltalım. Spatula ile harçtan kenarlarına sürelim. Böylece kekimiz daha iyi kabaracak. Evet 25. dakikanın sonunda bu kadar kabarmış kekimiz. Kenarları yüksek olsa 10 santimlik bir pandispanya olur bundan. 175 derece alt üst ayar fırında 40 dakika hiç fırını açmadan pişiriyorum. 40 dakikanın sonunda kürdan testi yapıyorum. Evet kürdanımız tertemiz. Fırın telinin üzerine ters çevirip soğumasını bekliyoruz. Kalıp soğuduktan sonra da kekimizin kenarlarını bıçak yardımıyla kalıptan ayıralım ve kek kalıptan çıkaralım. Evet arkadaşlar pandispanyamız hazır. Tamamen soğuyunca streçleyip buzdolabına kaldırabiliriz. Bir gece dolapta bekletelim ve daha sonra kesme işlemini yapalım. Çünkü dolapta bekletirsek daha rahat bir şekilde keseriz. Evet bir gece buzdolabında bekledikten sonra streç filmden çıkarıyoruz ve 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Evet arkadaşlar bu pandispanyayı süt ile ıslatmadan kullanabilirsiniz. Çünkü çok yumuşak bir pandispanya. Tarifimizin de sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.